Merhaba arkadaşlar, Bir Liste kanalına hoş geldiniz. Bu haftaki film bölümümüzde siz güzel insanlara en iyi korku ve gerilim filmlerini derledik. Korkuyu iliklerinize kadar hissedeceğiniz filmler arıyorsanız bu liste tam size göre. İyi seyirler dileriz. Yorumlarda görüşlerinizi bildirerek bize yardımcı olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni güncel içerikleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. İyi günler dileriz. Bir Liste hep seninle, mutlu ol. 20 numara, Paranormal Activity, insanoğlunun bilinçaltındaki en ilkel korkularını gıdıklayarak başarıya ulaşan, zeki film serilerinden. Film, çok düşük bütçelerle, sadece insanın endişe ve hayalet ve bilinmeyen korkusuna dayalı kurgusuyla bir hayli ses getirdi dünya ölçeğinde. Micah ve kız arkadaşı Katie San Diego'nun sessiz, sakin ve ıssız yerleşim yerlerinden birinde tanışırlar. Başlarda her şey yolunda gibi görünüyordur. Ancak Katie'nin bir sorunu vardır. Genç kız küçük yaşlarından bu yana uhrevi bir mahluk tarafından takip edildiğini hissetmektedir ve bu varlık bu yeni evde de takiptedir. Olayın ardındaki gizemi çözmeye karar veren Micah, yatak odalarına bir el kamerası düzeneği kurarak bu esiniyi alt edebileceğini düşünür. 19 numara, son durak, Alex Browning'in kimselerde olmayan bir yeteneği vardır. Ölümün ne zaman geleceğini öngörebilmektedir. Ancak ölüm, bir şekilde kaçış yollarını engellemek istemektedir. Paris'e okul arkadaşlarıyla beraber yapacağı gezide bindiği uçağın havada bir kaza geçireceğini öngörür ve bir şekilde arkadaşlarıyla birlikte uçaktan inmeyi başarır. Uçak gerçekten de havada bir patlama geçirir. İçerisindeki herkes hayatını kaybeder. Alex ve arkadaşları o an için şanslıdırlar. Ancak önceden ölüm ile noktalanmış olan kaderleri, onları almak için Azrail ile işbirliği yapacaktır. 18 numara, Halka, şehirde bir efsane dolaşmaktadır. Rivayete göre, insanların seyrettiği bir kaset, bu insanların 7 gün sonra ölümüne sebebiyet vermektedir. Denilen odur ki, 4 genç, sırf bu kasetleri izledikleri için şüpheli bir biçimde ölmüşlerdir. Rachel yaşanan bu tuhaf olayları bir şekilde aydınlığa kavuşturmaya kararlıdır. Ancak araştırmaları esnasında küçük oğluyla birlikte kaseti izlemek durumunda kalmıştır. Rachel'ın artık bu olayları çözmek için sadece 7 günü vardır. 17 numara, görünmez adam, varlıklı ve zeki bir bilim insanıyla sürdürdüğü ilişkisinde fiziksel ve duygusal şiddet görmekte olan Cecilia Kass'ın çevresinde örülüyor. Kontrolcü ve baskıcı olan erkek arkadaşına daha fazla dayanamayan Cecilia gecenin bir yarısı kaçmanın bir yolunu bulur ve yaşadığı kabustan olabildiğince uzaklaşmaya karar verir. Eski sevgilisinin kendisini bulacağından endişe ettiği için saklanmaya karar veren genç kadın, kız kardeşi, kardeşlerin bir çocukluk arkadaşı ve onun kızından yardım alır. Ancak Cecilia'nın sorunlu eski sevgilisi intihar ettiğinde ve ona büyük servetinin cömert bir kısmını bıraktığında, Cecilia ölümünün bir aldatmaca olduğunu düşünmeye başlar. Bir dizi ürkütücü tesadüf tehlikeli hale gelmeye ve sevdiği insanların hayatını tehdit etmeye başladığında, Cecilia çaresizce kimsenin göremediği biri tarafından avlandığını kanıtlamaya çalışır. Ancak bu süreçte genç kadının akıl sağlığı tehlike altına girer. 16 numara, Hayalet Süvari, Ishbaak Crane, kendini bulunduğu mevkinin düzenini sağlamaya atayan, esrarengiz bir adamdır. Bir gün yaşanan kanlı cinayet vakaları silsilesini çözmek ve sonlandırmak üzere Sleepy Hollow isimli bir kasabaya gönderilir. Tüm kurbanlar, kendilerine hiç merhamet gösterilmeden, kafaları bedenlerinden ayrılarak öldürülmektedirler. Tüm kasaba bu cinayetlerin bir hayalet tarafından gerçekleştirildiğini düşünmektedir. Ishbaak, yaşanan bu tuhaf olayların sonunu getirmeye kararlıdır. 15 numara, Chucky, korku filmleri serisi Child's Play'in ekran uyarlaması olan yapım filmin senaristi ve yönetmeni olan Don Mancini ve yapımcı David Kirschner imzası taşıyor. Filmde, Chucky karakteriyle hafızalara kazınan filmin son serisinde yaşanan olayların devamı anlatılacak. Önce masum masum bakıp, "Merhaba, benim adım Chucky, senin en iyi arkadaşın olabilir miyim?" derdi. Sonra, işler tam tersine dönüşür ve "seni öldüreceğim" diye çullanır ve onlara azabı tattırır. 14 numara, Doktor Uyku, çocukluğunda yaşadıklarının karanlık gölgesi altında yaşayan Deni, travmalarıyla boğuşmaktan yorgun düşmüş ve alkole bağımlı hale gelmiştir. Babasının umutsuzluk, alkolizm ve şiddetli mirasından kurtulmak için çabalayıp duran Deni, New Hampshire kasabasında, onu ayakta tutan bir destek grubuyla yerleşir ve, parlama, gücü sayesinde ölenlerin son anlarında onlara huzur verebildiği bir bakım evi işine girer. Bu arada Amerika'nın dört bir yanındaki otoyollarda, True Not adı verilen bir topluluğun üyeleri refah arayışında dolaşıp durmaktadır. Çoğunlukla zararsız ve yaşlı görünen bu grupla ilgili gerçek ise oldukça korkunçtur.
Deni, kendisiyle benzer yeteneklere sahip bir kız olan Abra Stone ile psişik bağ kurduğunda, bu grubun yetenekli olanları hedef aldığını fark eder. Bu grup yetenek sahibi çocukların işkence gördükleri sırada çıkan, parıltılarının buharını, teneffüs ederek yarı ölümsüz hale gelmişlerdir. Gördüğü en yüksek psişik güce sahip olan Abra, Deni şeytanlarıyla yüzleştirecek ve kendi ruhu için bir savaşa sürükleyecektir. 13 numara, çığlık, bir lise öğrencisi olan Casey tuhaf bir telefon alır. Telefonun öteki ucundaki sesi tanımamaktadır. Bir süre sonra yaşanan bir cinayet üzerine polis ve medya olayın üzerine gitmeye başlar. Hayalet Surat, adı verilen bir katil, çevresinde gördüğü gençleri birer birer öldürmektedir. Korku filmlerinin belli klişelerle örüldüğünü düşünen bir grup genç ise, naklen yaşadıkları bir korku filminin içerisinde hayatta kalmaya çalışacaktır. Katille bir kedi fare oyununa tutuşacaklardır. Wes Craven'ın kendi filmografisiyle ve korku türüyle inceden alay ettiği ancak buna müteakip korkutmayı da başardığı filminin başrollerinde Drew Barrymore, Roger Jackson ve Neve Campbell gibi oyuncuları görmek mümkün. 12 numara, O, film, Maine'in küçük bir kasabasında yaşayan 7 çocuğu ele alıyor. Bu 7 arkadaş okullarında dışlanan bir gruptur. Ancak en büyük sorunları bu değildir. Arkadaşlar bir yandan hayatın getirdiği sorunlarla, bir yandan da ergenlikle uğraşırken, başlarına beklemedikleri bir bela daha açılır. Kurbanlarının korkularına göre şekle girebilen Pennywise, ürkütücü bir palyaço kılığında bu 7 çocuğa dehşet saçmaya başlar. Artık okuldaki sorunları, verecekleri hayatta kalma mücadelesine oranla bir hayli önemsiz kalacaktır. 11 numara, yetimhane, fantazmatik unsurlar, dramatik bir yapı ve korku elementleri birleşirse ne olur? Ortaya Yetimhane filmi çıkar. Filmde öksüz ve yetimlerin korku dolu hayatları işleniyor. Yaşamın kırılganlığı, kaybedilmişlerin ıstırabı ve bir annenin sonsuz sevgisi üzerine kurulmuş bir dram. Laura, çocukluğuna dair en mutlu günlerini deniz kenarındaki bir yetimhanede geçirmiştir. Yetimhanenin çalışanları ve Laura'nın birlikte büyüdüğü arkadaşları ona her zaman ilgi ve şefkat göstermişler, sevgilerini asla esirgememişlerdir. Şimdi, 30 yıl sonra, Laura, kocası Carlos ve 7 yaşındaki oğlu Simon'la çok güzel yıllar geçirdiği yetimhaneye geri dönmüştür. Hayali, uzun süredir kapalı olan yetimhaneyi restore ettikten sonra engelli ve hasta çocuklar için bir yaşam alanı haline getirmektir. 10 numara, ölüm çığlığı Rek, gazeteci Angela'nın istediği fırsat ayağına kadar gelmiştir. Çünkü tam da TV muhabiri Angela ile kameramanı Pablo'nun, itfaiyecileri konu alan bir program yaptıkları sırada gelen bir ihbar üzerine, itfaiye ile beraber ihbarın geldiği eve gidip haberi canlı canlı yaşama imkanına kavuşmuşlardır. Yaşlı bir kadının ev kazası geçirdiğini sandıkları olayın gerçeklerden çok uzak ve dehşet verici boyutlarda olduğunu eve vardıkları zaman öğrenmeleri ise kötü bir sürpriz olarak karşılarına çıkacaktır. 9 numara, korku seansı, konusunu gerçek bir hikayeden alan korku seansı, doğaüstü olayları inceleyip aydınlatmaya çalışan dünyaca ünlü çift Ed ve Lorraine Warren'ın karşılaştıkları ürkütücü bir vakayı ele alır. Ed ve Lorraine Warren bir gün Perrin ailesinden bir telefon aldıklarında hayatlarının en korkutucu görevine atıldıklarının farkında değildir. Perrin ailesinin gözlerden uzak çiftlik evi nedeni bilinmeyen karanlık bir varlık tarafından kuşatılmıştır ve bu nedenle de hayatları tam bir kabusa dönüşmüştür. Bu vakayı çözebileceklerine inanan deneyimli Warren çifti, ne kadar şeytani bir varlıkla karşı karşıya olduklarını çok geç fark edeceklerdir. 8 numara, Testere, filmde son derece sıra dışı bir seri katilin, kurbanlarına yaşamın anlamını ve değerini anlatmak gibi bir takıntısı vardır. Kendilerine ölümcül oyunlar oynayarak hayatta kalma şansı tanımaktadır. İmkan dışı seçimlerde bulunması gereken kurbanlar, ellerinden gelen mücadeleyi verirlerken farkında olmadan yaşamak uğrunda neleri feda edebileceklerine de şahit olmaktadırlar. Bu katilin son kurbanları Adam ve Dr. Lawrence Gordon'dur. Bu adamlar birbirlerini hiç tanımazlar ama gözlerini açtıklarında aynı odadadırlar. Yerde kanlar içinde başka bir yabancı yatmaktadır. Adam kendini başından vurarak intihar etmiştir. İpuçlarını kullanarak neler olup bittiğini çözmeye çalışırlar. An itibariyle 8 saatleri vardır. Bu sürenin sonunda ya içlerinden biri ölecek ya da katil her ikisini de öldürecektir. 7 numara, diğerleri, Amerika 2. Dünya Savaşı'nın yaralarını sarmaya çalışmaktadır. New Jersey'de hayatını devam ettirmekte olan Grave ise savaşta eşini kaybetmiştir. Çocuklarının güneşe karşı alerjisi olduğundan oldukça karanlık bir evde yaşamaktadırlar. Grace, onlardan yardım almak üzere malikanelerine gelen insanlara yardım edip onlara iş vermektedir. Grace'in kızı olan anne ise, Victor isimli bir hayali arkadaşa sahiptir.
Bir gün oluşan sis yüzünden evin dünyanın geriye kalanıyla olan irtibatı tamamen kesilir. Grace ve çocukları, bir türlü güvenemedikleri çalışanlarıyla beraber yalnız kalmışlardır. 6 numara, Cadılar Bayramı Halloween, daha 6 yaşında bir çocukken ortada hiçbir sebep yokken ablasını katletmiştir. Onun kötülüğü doğuştan gelmektedir. Yine ortada gerçek anlamda hiçbir sebep yokken ablasını öldürdükten tam 15 sene sonra yüzüne bir maske takar ve çocukken yaşadığı mahallede cinayet işlemeye devam eder. Onun yüzünü hiçbir zaman göremeyiz. O maskenin ardında nasıl bir insan yüzü saklı olduğunu asla öğrenemeyiz. O, her anlamda gizemlidir. Asla konuşmaz. Ağzından tek kelime çıkmaz. Olabildiğince yavaştır. 5 numara, gir kanıma, sürekli hor görülen bir ergenin kankası vasıtasıyla hayattan, kaderden ve berbat okul arkadaşlarından hesap sormasının hikayesi, gir kanıma. Son dönem korku sineması örneklerinden klişe kullanmaması ve bir hayli özgün içeriğe sahip olmasıyla öne çıkan, Latten Rattekomain, Stockholm'un varoşlarında annesiyle birlikte yaşayan küçük Oscar'ın tuhaf hikayesini anlatıyor. Kahramanımız Oscar, sık sık da şehir dışında yaşayan babasını ziyarete gitmektedir. Arkadaşları tarafından çoğu zaman aşağılanan ve sürekli alay edilen bir çocuk olan Oscar önce alacağı günlerin hayalleriyle yaşamaktadır. Bir gece soluk benizli bir kızla tanışan Oscar, Eli adındaki bu, değişik, kızla çok yakın arkadaş olur. Birlikte güzel zaman geçirseler de Eli'nin bir sırrı vardır. Bir vampir olan Eli, Oscar'la arasındaki arkadaşlığa bunu yansıtmasa da zamanla ikilinin başına büyük dertler açılır. 4 numara, 6. his, uzun yıllardır mesleğinden uzakta yaşayan psikiyatrist Crowe geçmişinde yaşadığı korkunç bir tecrübenin canlı anılarını halen daha taşımaktadır. Crowe yıllar önce ağır bir saldırıya uğramış ve ölüm tehlikesi atlatmıştır. Şimdilerde küçük bir çocuğun, Jolie'un doktorluğunu yapan bu adam zamanla Jolie ile yakınlaşacak, küçük çocuğun daha önce kimseyle paylaşamadığı bir sırra tanık olacaktır. Küçük çocuğun sahip olduğu bu sır hem kendisinin hem de Dr. Crowe'un hayatında fırtınalar koparacak bir kırılma noktasını doğuracaktır. 3 numara, Cinnet, yazar Jack Torrance'ın, kış sezonunda kapalı olan Overlook Oteli'nin bakımını üstlenerek, ailesiyle birlikte otele taşınması sonrasında gelişen metafiziksel olayları konu alır. Jack'in doğaüstü sezgilere sahip olan küçük oğlu, zamanla otelin içerisinde yalnız olmadıklarını, geçmiş ve gelecekten gelen hayaletlerle birlikte yaşadıklarını görür ve ailesini buna inandırmaya çalışır. Aile bir kar fırtınası sebebiyle dağda konuşlanan bu otelde mahsur kaldığında ise Jack doğaüstü varlıklar tarafından ele geçirilir ve yavaş yavaş aklını kaybetmeye başlar. 2 numara, sapık, yönetmen Alfred Hitchcock'un başyapıtı olarak kabul edilir. Marion Crane'e patronuyla iş yapan zengin bir adam para emanet eder ve ardından Marion yola koyulur. Polisler Marion'un şüpheli davranışları üzerine peşine takılır. Ancak Marion'un peşine takılan sadece polisler değil, aynı zamanda tanıdıkları da Marion'un peşindedir. Sevgilisi ile buluşmayı planlayan Marion geceyi bir otelde geçirmeye karar verir. Otelden içeri girer girmez garip şeyler olduğunun farkın varan Marion uyumadan önce otel sahibi Norman Bates ile biraz sohbet eder. Norman, ne kişiliğinde sorunlar olduğunu, annesine ve kuşlara karşı bir takıntısı olduğunu öğrenen Marion, odasına gidip duş almaya karar verir. 1 numara, Kuzuların Sessizliği, akademiden mezun olmuş genç FBI ajanı Claire Starling, FBI ajanı kurbanlarının derilerini yüzen sapık bir katilin elinden bir kadını kurtarmaya çalışır. Claire, katile ulaşmak için başka bir psikopat olan ünlü Dr. Hannibal Lecter ile yakınlaşır. Lecter'dan bilgi alması için önce onun güvenini kazanması gerekmektedir. 1992 yılında 7 dalda Oscar'a aday olmuş, yönetmeni ve başrol oyuncularına Altın Heykelci'yi getirirken en iyi film ve en iyi senaryo uyarlaması dalında da ödüle hak kazanmıştı. Çok başarılı bir film olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Bu haftaki film bölümümüzün de sonuna geldik arkadaşlar. Yorumlarda görüşlerinizi bizlere bildirmeyi unutmayın. Sizlerin önerisini dikkate alıyoruz ve sizleri seviyoruz. Listelerde eksik olan sizin bildiğiniz filmlerde vardır muhakkak yorumlarda bahsederseniz seviniriz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi yeni ve güncel içerikler için kanalı takip edebilirsiniz. Bildirim zilini açıp yeni içerikleri daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Haftaya aynı gün aynı saatte Bir Liste kanalında görüşmek üzere Bir Liste hep seninle mutlu ol.